Çok kıymetli notlar aktardı, çok kıymetli noktalara değindi hocamız. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sizin bugünkü yazınızla ben devam etmek istiyorum Vahap Bey. İş dünyasında diyalog köşenizde. Bilal Erdoğan üniversiteye geldiyse bunda bir iş vardır başlığı atmışsınız. Evet. Sanıyorum ilim yayma ödüllerinin de alakalı bir evet, dün bir detayları toplantı sizden vardı. rica edelim. Sayın Bilal Erdoğan İlim Yayma Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı. Evet. O sıfatıyla daha önce de iki yıl önce de bir toplantı yapmışlardı, katılmıştım. Dün de bir toplantı yaptılar. İki yılda bir ödül veriyorlar. Çok da öyle aşırı sayıda ödül vermiyorlar. Bir büyük ödül, iki de iki ayrı dalda ödül veriyorlar. Dolayısıyla toplam üç. Bu sene vakfın 50. yılı olduğu için bir de 50. yıl ödülü ekliyorlar. Şimdi daha önce 2019'da ödül alan hocalardan biri bir anısını anlattı. Şöyle bir uygulamaları var. Diyorlar ki biz ödülü vermekle kalmıyoruz. Ödülü verdikten sonra hani ödülü aldın hadi güle güle demiyoruz. Birbirimizi unutmuyoruz. Bağımızı devam ettiriyoruz. Ya hocalara gidip şeyde laboratuvarlarında ya da üniversitelerinde ziyaret ediyoruz. Onun dışında da birlikte fikir paylaşımı şeyleri, toplantıları yapıyoruz ve bağımız devam ediyor. Nitekim bir hoca anlatırken dedi ki bir gün dedi ödül aldıktan sonra Sayın Bilal Erdoğan şeye geldi, bizim üniversiteye geldi, hemen bir dedikodu çıktı. Acaba bir şey mi oluyor, bir atama mı yapılacak falan. O günlerde de üniversitelerde bazı atamaların yapıldığı dönemdi. Şeyi etraftaki bu söylentiyi ortadan kaldırmak için ya arkadaş ben ödül aldım onun için geldi diye anlatmaya çalıştım dedi. Bu şeyi göstererek gerçekten de hani ödül vermek çok iyi bir şey. Tabii. Ama aslında bağı devam ettirmek hatta mümkünse onu daha önce söyledim onlara. Mümkünse özellikle laboratuvarı olan hocalara araştırma desteği, o sponsor firmalardan araştırma desteği verebilmeleri daha da kıymetli olabiliyor. Çünkü bizim araştırma görevlilerinin, hocaların kendi bütçeleri, okulun ya da üniversitelerin ayırdığı bütçeler araştırmalarına yetmiyor. Zamanları da az kalıyor. Niye? Çünkü gelirlerini normale taşıyabilmek için, onların maaşları da düşük maalesef, gelirlerini bir miktar yükseltebilmek için ek dersler alıp ek derslere giriyorlar. O da araştırmadan zaman çalmak anlamına geliyor. Onun için o tür desteklere de ihtiyaçları var. Sanıyorum onu da bir ara yaparlar diye evet. Bekliyorum. Peki o zaman bir virgül daha koyalım. Hayır. Zeynep